Evet sevgili arkadaşlar, herkese kucak dolusu selamlar. Yine beraberiz değerli arkadaşlar. Şimdi kalp kulaklarınızı açın. Sadece kulaklarınızla değil, gözlerinizle değil, bizi manevi olarak da gönlünüzle de dinlemeye çalışın sevgili arkadaşlar. Konumuz yine çok ilginç, enteresan olacak. Sevgili arkadaşlar, iyi odaklanın. Zamanın birinde kurbağalar şehrinde kurbağalar bir yarış düzenlemiş. Yarış şöyle, yüksek bir tepeye, kuleye çıkmakmış. Kim ilk önce oraya çıkarsa o kazanacakmış. Evet, böyle bir yarış düzenleniyor. Tabii kalabalık halktan bütün kurbağalar toplanmış. Hepsi seyrediyor yarışmacıları. Yüzlerce yarışmacı var. Kuleye çıkmak için heyecanla bekliyorlar. Ve 1, 2, 3 denildikten sonra yarışma başlıyor. Ve yarışmaya başlayınca herkes heyecanlı, motivasyonlu bir şekilde tepeye çıkmaya çalışırken o kurbağaların arasında çoğu ya oraya çıkmak çok zor, yapamazsınız. İnsanlar için kolay ama kurbağalar için zor demeye başlamış bazıları. Çünkü öyle öğrenmişler. Hani buna öğrenilmiş çaresizlikler. Hani size de söyleniyor ya, yapamazsın, edemezsin. Geç kaldın artık, yaşlandın, kilo aldın, artık senden geçti diyorlar ya, aynı onun gibi. Böyle kurbağalarda da varmış aynısı. Çok haber izleyenler, Müge Anlı'yı çok izleyenler, olumsuz düşünenler, o kurbağaların arasında onlar da varmış. Onlar da bizler ki yapamazsınız, çıkamazsınız, çok zor. Bunları söyleyenleri dinleyenler, onlar pes etmişler. Bir kısmı, yarısı bırakmışlar. Ama bazıları devam ediyormuş. Kulenin yarısına kadar gelmişler ve yine o seyredenler ne yapmışlar? Yapamazsınız. Çok zor. İnsanlar için kolay ama kurbağalar için çok zor. Oraya çıkmak mümkün değil. Kimse daha çıkamadı gibi. Hani haber izleyenler var ya, hani dizi izleyenler var ya, kurbağaların arasında da varmış. Onlar da çok haberler izlemişler. Onlar da çok diziler izlemişler. Hep çaresizlik öğretilmiş onlara da. Yapamazsın, beceremezsin, her şey çok kötü, yandık, 3. Dünya Savaşı yaşayacağız, her şey çok kötü diye onların da kafa yapıları öyle olduğu için o seyirciler, onlar motivasyon yerine yapamazsın, edemezsin, çıkamazsınız demeye devam ederken onları dinleyen kurbağalar pes etmişler. Onlar da bir kısmı pes edip inmişler aşağı ama 2-3 tane kurbağa devam ediyorlarmış. Onlar yukarı çıkmaya gayret edip uğraşırken yine onları seyreden kurbağalar olmaz, mümkün değil, oraya çıkılmaz. Dizi izleyenler, sosyal medyada böyle olumsuz tipler var ya, onları takip eden kurbağalarmış onlar da. Onlar da böyle hep negatif, olumsuz tarafa baktıklarından dolayı o cümleleri söylemişler ve o cümleleri dinleyenler onlar da pes etmiş ama bir tane kurbağa o başarmış. O çıkmış yukarıya. O çıkmış, aşağı indiğinde dudak uçuklatan bir ödül vereceklermiş, böyle ödül merasimi. Yüzlerce kurbanın arasında sadece bir tanesi kazanmış. Kurbanların da aralarında gazetecileri var. Onun soru soruyorlar ödül verirken. Diyorlar ki nasıl başardın, sırrı ne, başarının sırrı nedir diye sorduklarında hiç cevap vermemiş. Soru soruyorlar, cevap vermiyor, konuşmuyor hiç. Sonunda demişler ki ya amma da kibirlendi bu demişler ya. Hemen de iyi ki çıktın demişler ya. Sen iyi ki oraya çıktın, başardın. Burnun da havaya kalktı. Kimseyi de beğenmiyorsun. Sorduğum sorulara cevap vermiyorsun. Senden istediğimiz nasıl başardın? Nasıl çıktın buraya? Bunu soruyoruz, onun cevabını da vermiyorsun diye hemen böbürlenmişler. Ona yukarıdan bakmaya başlamışlar. Onu böyle azarlamışlar. Fakat onu tanıyan dostu, arkadaşı araya girmiş. Demiş ki siz buna öyle diyorsunuz ama bu sizi duymuyor. Sizi duymuyor. Duymadığı için cevap veremiyor. Demişler, o zaman anlamışlar. Tamam demişler ya. Bu demişler duymadı. Hani etrafındaki o kurbağalar, seyirciler var ya, yapamazsın, beceremezsin, olmaz. Hani dizi izleyenler var ya, hani haber izleyenler var ya, şomazlı, muşmula suratlı insanları dinleyip de etkilenip de sen oraya çıkamazsın diyen kurbağalar var ya, onları duymadığı için başardı. Ha tamam, Almanların bir sözü var. Ah so demişler. Ah so, yani şimdi anlaşıldı. Şimdi anladık. Bu kurbağa sağır olduğu için başardı. O yüzden tepeye çıktı. O yüzden hedefine ulaştı. Eğer duysaydı, olumsuzları dinleseydi, kurbağaları dinleseydi, o da başaramayacaktı. Çünkü öbürleri duydu. Onlar gördü, duydu. Onlar başaramadı, onlar pes etti. Ama bu kurbağa sağır olduğu için, yani ben o yüzden size ne diyorum? Etrafınızda olumsuz olan her şeyi hayatınızdan çıkarır. Yapamazsın, beceremezsin, olmaz diyen diziler, filmler, korku pompalayan haberler, şomazım, muşmula suratlı Leyla teyze, Şazi teyze veya Ahmet, Mehmet, Mahmut amca,
Bunları bırak, hayatından çıkar. Bunlarla vedalaş. Onlarla hak helalliği yap. Ve onlardan uzak kal. Kadın programlarını bırak, terk et. Sana kalbinin sağ tarafından gelen ses var ya, hani ilham kapısı. Yapabilirsin, başarabilirsin. Herkes başardı, sen de başarabilirsin diyen onlar kimse, onları dinle. O yüzden ne diyoruz size? Bırakın. Sosyal medyayı da kapatın. Sizi aşağı çeken herkesi bırakın. Biz ne yapıyoruz mesela? Beyninizi programlıyoruz. Nereye? Başarıya, problem çözmeye, üretmeye, kazanmaya, bol zekat vermeye, hayırlı insan olmaya. Bunları programlayan kim varsa onları dinleyin diyoruz, değil mi? Mesela her gün 10 tane video izle diyoruz, değil mi? En az 10 tane videomuzu izle. 1500 tane video yaptık senin için. Onları izle. Senin beynin farklı çalışmaya başlayacak. Sağır kurbağa gibi. Sağır ol. Kime? Olumsuzlara. Başka? Şomazlı olanlara. Dizilere. Bırak dizileri, hayatından çıkar ya. Tamam, kaliteli diziler olabilir. Seni ileri taşıyan varsa hadi onu bir iki tane izle. Ama devamlı hayatını onlarla geçirme. Sonra sanal alemde yaşarsın. Hayatı sanal alemde, metaverse diyorlar ya, metaverse'de yaşarsın. Hayat o değil ki. Hayat film değil ki. Hayat gerçek. Real. Real hayata odaklan. Gerçek hayata bak. Seni aşağı çekenlere sağır ol. Onlara odaklanmak yok. Onlara enerji harcamak yok. Onlarla tartışmaya girmek yok. Onlar zombileşmiş. Zombiyle oturup kalkarsan sen de zombi olursun. O yüzden bırak diyorum ben sana haberleri. O yüzden negatif insanları bırak. O yüzden dizileri bırak. Videolarımı izle. 1500 tane videolarım var. İzle. Beynin programlanıyor. Problem çözmeye, çözüm odaklı bir beyin oluşturuyor. Kalbin o şekilde oluyor. Beynin o şekilde oluyor. Hayatın o şekilde oluyor. Ve çok güzel sonuçlar alıyorsun. Ve yürüdüğünde lambalar hep yeşil yanıyor. Hani hep bazen kırmızı 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 takılıp kalıyor. Bir türlü hedefine ulaşamıyorsun. Ama bakın şimdi sizinle yola çıktık biraz önce, hep yeşil yandı. Neden? Sen güneşe doğru gittiğinde gölgen arkandan geliyor. Güzelleştirmek mi istiyorsun hayatını? Hep yeşil yanmasını mı istiyorsun? O zaman ne yap? Kendi üzerine çalışma yap. Senin en çok görüştüğün 5 insanın ortalamasısın. O yüzden senin sağır olman gerekiyor. Kurbağa gibi. Biraz önce anlattığım sağır kurbağa hikayesindeki gibi. Sağır ol. Olumsuz insanlara, yapamazsın, beceremezsin diyenlere sağır ol. Sen tavuksun, sen kartal değilsin veya sen koyunsun, sen aslan değilsin diyenlere sen ne yapacaksın? Sağır ol. Sağır olunca, gözünü kapatınca, kulağını kapatınca onlara, o zaman başarabiliyorsun. O zaman hedeflerine ulaşabiliyorsun. Catalina Adası'ndan Kaliforniya'ya rekor denemesi yapan 1950 yılında bir hanımefendi Amerika'da. Bu kadın tam rakamı bilmiyorum ama 40 kilometre yüzecek. Ve son 1 kilometresi kalıyor. Son 1 kilometrede artık diyor ki beni çıkarın sudan. Ne olur beni sudan çıkarın, daraldım artık, nefes alamıyorum, ne olur. Araya sis giriyor çünkü, göremiyor adayı çıkarttıklarında. Annesi diyor ki, annesi ona yardımcı oluyor. Buraya kadar geldin, yani 39 kilometre yüzdün, köpek balıklarına mücadele ettin, soğukla mücadele ettin, deniz ananlarına mücadele ettin, fırtınayla mücadele ettin. Buraya kadar geldiğinde son 1 kilometrede niye pes ettin deyince, diyor ki anne araya sis girdi. Sis girince önümü göremedim. Hedefimi görseydin başarabilirdim. Bak çok önemli. Hedefimi görseydin başarabilirdim. Hedefimi, sonucumu görseydin başarabilirdim. O yüzden sevgili arkadaşlar, ben size diyorum ki sonucu görmenizi istiyorum devamlı. Sonuçları, sonuçları. Programa katılan insanların ulaştığı hedefleri görün. Siz de görün. Siz görürseniz o zaman sizin de motivasyonunuz artar, siz de başarabilirsiniz. Nasıl diyor kadın? Hedefimi görseydim başarabilirdim. Sonucu görseydim başarabilirdim. Sen bu Instagram'da feedback kısmında binlerce insanın arzuladığı hedefe ulaştığını gördüğünde, onlar başardı ya, hedeflerine ulaştı ya, binlercesi var, videoları var, hepsi var feedback kısmında. Onların ulaştığı sonuçları sen gördüğünde, o Catalina Adası'ndan Kaliforniya'ya yüzen kadın gibi ne diyeceksin? O zaman başarabilirsin. O başaramadı. Neden? Çünkü göremedi. Görürsen başarırsın. Sonuçları görürsen başarırsın. Göremezsen ne dersin? Göremedim. Hedefimi göremedim. Sonuçları göremedim. Yapamam, başaramam dersin. Anlatabiliyor muyum? Feedback kısmında sırayla feedback 1, feedback 2, feedback eğitimden önce ve sonrası neler değişmiş? Arzuladıkları hedeflere nasıl ulaşmışlar? Sonuçları gördüğünüz zaman size de bir motivasyon, bir enerji, bir güç geliyor.
ve siz de yapabilirsiniz, siz de başarabilirsiniz. O yüzden başarabilirsiniz diyenleri dinleyin, onlara kulağınızı açın. Başaramazsın, yapamazsın, senden bir cacık olmaz diyenlere sağır ol. Onları dinlemek yok, onları hayatından çıkar artık. Artık vakti geldi. Doğru yere odaklan, çok önemli. Hedefini, sonucunu sen de görürsen, eğitime katıldıktan sonra benim de sonucum böyle olacak, ben de böyle olacağım, bunu görürsen o zaman senin için hiçbir şey engel olmaz. Ne eğitime zamanın engel olmaz. Hani bazıları diyor ki zamanım yok diyor. Kimisi diyor ki benim param yok diyor. Hiçbiri sana külfet olmaz. Ne yaparsın, ne edersin, oraya odaklanırsın, Rabbim kapını açar. Bak bu çok önemli. Benim eğitime hiç ücreti, parası olmayan bir kişi, ben biliyorum, İsviçre'de bir hanımefendi. Dedim sen niyet et, Rabbim senin kapını açar sana dedim bak. Rabbim sana kapı açar dedim. Sen yeter ki niyet et. Niyet hayır, akıbet hayır. Kitlen oraya hedefine dedim ve beklemediği yerden birinci basamak eğitimin ücreti çıktı ona. Ve hemen iki hafta içerisinde eğitime katılmıştı. Hiç unutmuyorum ve sonra bütün eğitimleri tamamladı ve danışmanlık yapacak duruma geldi. Bir altın bileziği var. İsviçre'den danışmanlık yapabiliyor. O kapasiteye geldi. Hadi bakalım sevgili arkadaşlar. Çok güzel bir canlı yayın oldu. Motivasyonlu oldu. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.